Evet. Herkes gibi olmak ya da kendini bulmaya çalışmak aslında genel olarak iki arayış ya da arayışla kabulleniş arasındaki süreç diyebiliriz. İki ayrı yol var. Birisi toplumsal beklentilerin kendi üzerinde yarattığı korkuları en aza indirmek için yaptığın şeyler. Diğeri de özel olduğunu düşünmekle birlikte senin kendi içindeki sesi dinlemeye çalışman. Tabii bu kendi içindeki ses yine dışarıdan söylenmiş ve duyduğun bir ses olabilir. İnsanın kendi içindeki arayışı aslında çok zor bir konsantre gerektirir. Bu arayışa geçebilmek için birçok kez toplumsal normların içerisine girip çıkarsın. Yani hayat görünmeyen kürelerin içerisinde, küplerin içerisinde sürekli bizi sınıyor. Kendin olmaya çalışman aslında çok hayal edemeyeceğim bir alan olabilir. Çünkü kelimeler ve kelimelerle kendini ispat etmen ya da kendinle konuşurken yine bu şekillenmiş kelimeler etrafında konuşman bile aslında ele geçirilmiş bir yüzleşme. Yani sürekli üçüncü bir gözün içerisinden kendine bakma durumunu oluşturuyor değil. Çünkü dilde yaratılmış bir şey. Bu dil her ne kadar senin kökeninle, doğanla da ilişkili olsa da yani genlerinde de bu dille ilgili bir süreçten geçmiş olsan bile belki geçmemiş de olabilirsin. Belki de bu dille çok da bütünleşmiş bir hali yoktur ki eğer köken ve genden bahsediyorsak bu anlaşılabilir bir şeydir. Yani senin kendinle baş başa kalman ve kendini dinlemen tam anlamıyla dilsiz yapabileceğim bir şey. Diğer yandan toplumun yargıları ve bu yargılara uygun davranış şekilleri geliştirme. Bu da aslında toplumdan topluma değişir ama toplum hani bir grup ve oluşturması bu toplumun aynı dili konuşmak için ya da birkaç dili çok konuşmak, kabul edilen birkaç şeyi tartışmak, kabul eden yemekleri yemek, işte kabul edilen cinselle ilişkilere girmek, kabul edilen cinsiyet rolleri içerisinde rol yapmak, bir haz ve arzuyu bile bir rolle ilişkilendirmek ve bunu bir özgürlük dili olarak anlatmak. Özgürlüğü bile bir kalıp içerisinde sunulan bir tepsiden alabilmek. O kendinle yakınlıklarında bulduğunu düşündüğün şeylerin birçoğu aslında diğer yoldaki o kaygı ve toplumsal yargı üzerinden kendilerine buluşlarında olabilir. Yani bir yandan da sen birçok kişisin aynı zamanda kendilerinsin yani. Kendinle konuşurken belki sadece bir şeyle konuşmuyorsun. Belki de birçok şeyle konuştuğun için kendinle konuşman o yüzden de bu kadar zor olabilir. Yani sadece bir rengi görüp o renk üzerinde yoğunlaşmak tabii işin kolay kısmı. Fakat o çoğunluk, o renklilik, o renkliliğin sana sunduğu
hayallerini durduran değil de hayallerini bağlantılandıran öyle bir alan. Belki de bomboş bir alanın olduğu alan. O arayış belki de büyük bir boşluk. Diğer taraftan toplumsal normlar ve bunun normlar arasındaki kendimizi konumlandırmamız bir düşünür olarak bile insanın kendisini konumlandırması toplumsal gerçekçi ya da işte şuncu buncu ya da Marksist ya da işte neo Delözcü ya da bir oluşturduğu bir alan sınırlaması. Yani bir yandan normlar bize kutu kutu alanlar sunuyorlar. Bu kutular içerisinde aslında beslenme şansım var. Fakat bu kutuların içerisinde sıkışma ihtimalin de var. Ve özgürlük alanları da ne yazık ki böyle kutulardan oluşuyor. Yani böyle paket paket sana özgürlük paketleri bile. Evet, sen LGBTİ paketini alabilirsin. Sen toplumsal gerçekçi paketini alabilirsin. Sen ekofeminist paketini alabilirsin. İşte sen işte queer paketini alabilirsin. İşte bu paketlerin bazıları açılıp kapanan paketler ama böyle bir sıkışmış böyle hani hatta böyle bir kafes gibi böyle hani kendini uçuşta hissediyorsun ama o uçağın içerisindeki sen hayvanların bulunduğu bir kutunun içerisindesin. Bir seyahat halindesin ama o seyahatin içindeki bir malzeme kutusunun içerisindesin yani. O yolculuk da aslında sen ve senin gibilerin gittiği bir yolculuk ama orada sana verilen özgürlük alanı sınırlı. Sen sadece çarpıştığın kendin gibilerle yakınlaşıyorsun. Bu yine senin hani bu toplumsal normların içerisindeki sıkışman. Ama bunu sen özgürlük bile olarak anlatabiliyorsun. Öte yandan özgürlük işte bu özgür düşünce kendi içini kendini dinleyebilme özgürlüğü olarak adlandırıyorum. Bu arayış aslında yönsüz bir arayış, konumsuz bir arayış. Belki de bu arayış hep düşündüğüm ve sürekli tasarısı içerisinde olduğum özellikle tasarlattırılan aslında vahiy gibi bir şey hani sana gelen bir şeyi konuşmuş oluyorsun. Bu anlamda deli olduğumu düşünebilirsiniz ama tek bir düşünce değil de düşünceler arasında yani bir hareket aslında düşünceler arasında bir hareket var. Çünkü her düşüncenin diğer düşünceyle olan ilişkisi yakınlıkları işte ya da uzaklıkları bir titreşim alanı oluşturuyor. Bu titreşim alanında da bir hareket yani bu alan bu titreşim bir hareket oluşturuyor ve bu hareketin bir ismi arada. Belki böyle bir aralıkta olmak bir düşünceye saplanmak ya da başka bir düşünceye atlamak ya da işte çünkü düşünceler arası atlama da birazcık bu arayış içerisindeki aslında böyle aa bu iyi mi bu iyi mi aa bu iyi mi falan derken bir yandan da aslında bu iyimiler bu arayış halindeki deneyişler sırasında kendimizi o denediğimiz şeyle yakınlaştırmamız tabii ki çok gerekli ama o orada bütünleşme durumu sadece o düşünceyle bütünleşme durumu bir yandan da bu yakınlık içerisinde de hani kendimizi ona teslim etmemiz gibi bir şey. Yani sen düşünce misin? Sen sadece tek bir düşünce misin? Olabilir. Ama çok özgür bir alan olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Eğer sen düşünceyi genişletemezsen, eğer sen o düşüncenin içerisinde kaybolmak değil de o düşüncenin kenarlarına oyup o düşünceyi genişletmek ya da o törpüleyip o düşünceyi farklı bir şekilde dönüştüren illa ki aktif olmakla da ilgili değil. İlla ki hani bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmekle de ilgili değil ama aktif olmak şöyle bir aktiflik hani bir ilişki içerisinde olmak hani o kendi konumunu bulup hani o konum içerisinde bir hüküm ya da bir manifesto olarak değil de hala o alan içerisinde belki de bir mücadele ve
kıpırdanış, o titreşim, hani bu arayış içerisinde olma durumu, yine bir aradalık, hani düşüncenin içerisinde de, herhangi bir düşüncenin içerisinde de aradalık sağlıyor. Zaten böyle insanlar bir şeylerin dönüşümünde etkili oluyor. Ya da etkili olacak bir nefes sahipler.